Evet hocam, bugün yanımızda kim var? Burak hocamız var. Peki Burak hocamız kim? Giyiniş tarzında anlayabileceğiniz üzere gayet zeki ama giyinişine önem vermeyen, aynı benim gibi bir insan. Ve kendisi Oxford'dan kabul olmuş durumda, liseden hemen sonra. Nasıl aldı? Bu insanlar nasıl insanlar? Neden çirkin kötü giyiniyorlar? Ve neden tüm bunlara rağmen bu kadar mütevazi ve sempatikler? Hepsini konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hocam. Öncelikle bir şey diyeceğim hakikaten. Ben şimdi böyle iki şaka şuka yaptım kötü şakalarımı. Zekam çok üstün olmadığı için ancak kötü şaka yapabiliyorum. Ama hakikaten şimdi sen Oxford'dan kabul aldın liseden sonra. Evet. Bir hemen şunu bir anlatsana, biz nasıl aldın kabulü? Ya bunu kısaca başvurdum aldım ama tabii bunun... o kadar kısa anlatmayacağım. O kadar kısa değil. Ya dinleyen tamam. Herkes bir aya Oxford'dan kabul alabilsin bunu. Ha, başvuru süreci 3 ay sürüyor. ben daha önceden kendimi tanıtayım. Başta ben Burak Karataş. İzmir Fen Lisesi 23 mezunuyum. Bu sene mezun oldum. Ve bu sene de yurt dışına gitmek gibi bir hayalim vardı. Bunu da bir arkadaşımın tavsiyesiyle Oxford'a başvurarak yaptım. Burada benim bir kısa bir özet geçeyim. 3 aşamalı bir başvuru süreci oluyor. Bir personal statement dediğimiz kendinize belirten bir niyet mektubu. 2 bir yetenek sınavı. 3 bir mülakatlar dizisi. Sonra da bir finans kısmı oluyor. Finans kısmıyla normal başvuru süreci ayrı oluyor. Başvurunda sen ilk önce personal statement'ı yazıyorsun. Aynen. Niyet ve mektubu. Özgeçmişini veriyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi senin bir özgeçmişinde de bazı şeyler var tabii, şimdi şey olmasın yani. Evet. Bizi üzeceğin bazı gerçeklerimiz var özgeçmişinde. Sen bizim Türkiye'deki TÜBİTAK'ın olimpiyatçılarındansın. Aynen öyle. Ben 6 senedir matematik olimpiyatçısıyım. Daha önce bir milli takım deneyimim de oldu. Çeşitli ulusal madalyalarım ve çeşitli yarışmalarda da madalyalarım oldu. Anladığım kadarıyla orada özgeçmişinde fena olmayınca Oxford dedi ki gel hani mülakatlara katıl. Hayır. Bir yetenek sınavı var dediğim gibi. Pardon, özür dilerim. Evet. Şimdi burada kabul sürecinde en etkili iki faktör. İlki sınav, ikincisi mülakatlar olmak üzere. Gerçi kendileri ilk mülakat, ikinci sınav diyor ama bence tam tersi. Oxford'a böyle başvuru sürecini kafamda oluşturmadan önce ben sınava baktım ve ben dedim ki ben bu sınavda 90-100 liralığında alırım. Ya biraz iddialı oldu ama ya nasıl desem, böyle geçmişteki işte olimpiyat tecrübeme dayanarak vesaire böyle bir şey kafama koymuştum ben. Sonra sınava girdim ve 90-100 liralığında aldım. Sen o sırada şimdi mütevazı olsun ama birinci oldun. Aynen birinci oldum. Ben aslında hiç beklemiyordum bunu. Birinci olmuşum ama yani biraz tesadüfi. Ben birinci olsam bak öyle bir sınavda. Yemin ediyorum doçentliğimi kullanmam orada, her yerde onu yazarım. Bilmem neyse Oxford sınavı birincisi yazarım. Senin unuttuğun o şey benim özgeçmişimde en önemli eleman olabilir ya. Dereceyi de şöyle yaptım. Ben sadece matematik bilgisayarcılar arasında yaptım. Tamam. Mesela bu sınav gibi mesela PAT var, PAT var. Mesela o da fizik aptitude testi işte. Ona girenler arasında da birinci var. Mesela kendi sınavıma girenlerde benim 6 tane birinci var. Yani. O yüzden ya bir sürü bölüm var zaten. Yani herhangi bir tanesinde birinci olmak çok bir anlamlı bir fark etmiyor diyebilirim. Yani çok fazla kişi de başvurmuyor. Aynen, bu kadar önemli değilmiş. Özür dilerim. Önce seni övdüğüm için. Ondan sonrasında ama mülakatlara başlıyorsun. 5 tane mülakat senin alanınla ilgili. Aynen. Değil mi? Ve burada hep o alandan hocalar geliyorlar, profesörler. Şimdi evet, mülakat sistemine geçmeden önce bir Oxford ve Cambridge için bir tutorial ve kolej sisteminden bahsedeyim. Şimdi bizim üniversitelerimizde ne var? Bu arada benim bildiğim sadece dünyada sadece Oxford ve Cambridge'de var. Bir de Osman Gazi Üniversitesi. Artık buraya da getireceğiz hocam. Ben getireceğim. Rektör olayım. Bu kolej ve tutorial sistemi birbiriyle çok bağlantılı. Bizim üniversitelerimizde nasıl? Yurtlarımız var. Yurtlardan çıkıyoruz. Amfilere gidiyoruz. Enstitüler var. İşte ne departmanı işte? Mesela makine mühendisliği departmanı veya işte mühendislik departmanı. Onun içinde işte amfiler var. Burada derse giriyoruz vesaire. Sonra İşte odamıza dönüyoruz, ders çalışıyoruz veya kütüphaneye gidiyoruz, ders çalışıyoruz. Burada bir ek daha yapıyor Oxford ve Cambridge. Diyor ki biz tutorial diye bir sistem getirelim. Bunun mantığı şu. Bir profesör oturuyor bir masada, küçük bir odada. Çok da geniş olmayan. 2-3 tane de öğrenci. Bu 6'ya kadar çıkabiliyor. Bir kişiye kadar da inebiliyor. Bu kişilerle problem sheet'ler, yani verilen problem kağıtları. Bu amfilerde yapılan derslerde verilen problem kağıtlarını beraber oturup çözüyorsunuz. İlk başta kendiniz çözüyorsunuz, arkadaşlarınızla danışabiliyorsunuz, hocanızla tartışabiliyorsunuz bunu. O yüzden bayağı interaktif bir öğrenme şekli gerçekleşiyor aslında. Yani koskoca amfide öğrenmekten ziyade. Ve bu tutorial'lar aslında tüm Oxford'daki eğitimin ana kilit taşı yani. Ve bu tutorial'lar nerede yapılıyor? Enstitülerde yapılmıyor. Aynı buradaki gibi enstitüler var orada da. İşte matematik enstitüsü var, bilgisayar enstitüsü var. Orada aynı zamanda kolejler var. Bu kolejler birisinin bağışıyla veya işte artık bir hükümet kararıyla vesaire yapılıyor ve bu kolejlerde yatakhane, bir şapel, bir de yemekhane oluyor. Bir kolej yaklaşık bunlar da oluşuyor. Bir de 2-3 tane kütüphane. Bunlar da
işte öğrencileri kalma yerini oluşturuyor. Aslında böyle bir çevre oluşturuyor. Ve bu kolejde yaklaşık her bir kolejde 500 kişi var. Toplam 40'a yakın kolej olması lazım şu anda. Mesela benim kendi dalımda matematik bilgisayar dalımda 66 kişi kabul edildi departmanıma. Bunlardan sadece mesela 5'i benim kolejimde kalıyor. Böyle böyle dağıtıyorlar. Her bir departmandaki öğrencileri dağıtıyorlar. Bunun amacı da şu. Aslında her bir kolejdeki böyle çok fazla dal olduğu için mesela diplomasiden de öğrenci var. İşte tarihten de öğrenci var, ekonomiden de var, fizikten de var. Ya bir interaktif bir ortam oluşuyor yine. Neden? Çünkü bizdeki genelde anlayış nasıldır? İşte elektrik elektronik öğrencisiyseniz genelde elektrik elektronikçilerle takılırsınız vesaire. Böyle bir anlayış oluşmuyor. Daha fazla insanla, daha fazla dalla tanışma imkanınız oluyor. Bu da harika bir şey. Tabii bu da bir şey etkiliyor. Ve tutorial'ları da bu kolejlerde alıyorsunuz. Bu kolejlerin içinde bu tutorial odaları var. Zaten küçük bir sınıf kadar. Çok büyük bir yer tutmuyor. Mülakatı da onun üzerinden yapıyor anladım. Mülakatta şöyle oluyor. Mülakatlara girmeden önce bir havuza döküyorlar herkesi. Bu havuzda işte mülakatlara çağrılacak kişileri. Her bir kolej buradan birkaç tane daha başvuran seçiyor. Bunun amacı şu. Ben iki mesela bana Balliol geldi. Balliol kolej geldi. Bunlar da bana 2 mülakat yaptı bir matematik bilgisayarda. Eğer ben St. John's'a giremeseydim ve yani yeteri kadar iyi olsaydım, ilk 5'e giremeseydim ve yeteri kadar iyi olsaydım ve Balliol'da iyi olduğumu düşünseydi beni alacaklardı. Bu mülakatın amacı o. Oradaki hocalar da beni görmüş oluyor. Oradan senin alınmanı sağlıyor. Aynı mülakat zamanda, sistemi bunun üzerine oturtulmuş aslında. Aynen öyle. Aynı zamanda ekstra olarak da bana bir matematik mülakatı daha yaptılar. Ben beklemiyordum açıkçası ve mülakatları 24 saat öncesine kadar söyleyebiliyorlar. Ve akşam bir baktım mail gelmiş. Mülakatınız var. Yarın sabah 11'de. Dedim ki ben hazırlanmamıştım. Neyse. Girdik ona da çıktık. Ama burada lafını böyle mi? Mülakatları da belki birazcık bahsetmek gerekiyor. Mülakatlar birazcık da şey gibi. Araba geliyor arkadan ormanda. Şimdi bir de mülakat dediğin için arabayı da gönderdik devam edeyim. Şimdi mülakat dediğin için şöyle bir orada da şöyle bir garip. Sesli düşünerek problem çözüyorsun değil mi sen orada? Ya evet, sen problem mi? Mülakatın tam bunun mantığını anlatalım. Şimdi mülakat bir kere bizdeki mülakatlar gibi değil. Veya benim genel olarak duyduğum mülakatlar gibi değil. Bizimki demeyeyim. Yani genel olarak dünya çapında duyduğum mülakatlar gibi değil. Şey gibi bir soru yok. İşte ileride ne yapmak istiyorsun? Onu ben soracağım yazın. Veya işte kendini nerede görüyorsun? 10 bütün bu salak soruları biraz sonra ben soracağım. bu tip sorular yok. Sadece kendi alanınızla ilgili bir soru dizisi koyuyorlar. Ve bu soru dizisinin sonu yok. Ne kadar iyi olursanız olun size bir tık daha zor soru, bir tık daha zor soru. Ben hatta ilk mülakatıma girdiğimde heyecanlanmıştım. Çok kötü yapmıştım maalesef. Ama yani genel olarak benim mülakatlarım ortalama geçmişti. İşte şöyle oluyor anladığım kadarıyla. İşte 4x4 ne? Bak seviyeniz 4x4 neden 16 eder? Bunu ispatla. Sen bunun ispatını yaparken bir yandan da sesli düşünüyorsun galiba. Karşı taraf da senin bu sesli düşünmelerine hani şöyle belki şurası onu yanlış düşünüyor olabilir misin gibi bazı sana hani feedbackle cevabı nasıl bulmanı yönelik senin zekanı. Yönünü ölçmeye çalışıyor. Evet. İki, galiba yeni lafını şey yaptım da sen cevap buldukça sana tak yenisini soruyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Sürekli bunlar aslında üst üste giriyor. Mesela diyor ki mesela 3'ün karesini alıyor 9. Bu arada sınav içeriğiyle ilgili bir bilgi paylaşmamı yasak. O yüzden kusura bakmayın. Nasıl yasak ya? Evet. İstemiyorlar. Oksorya ya. Oksorya nerede izleyecek ya? Söyle bir iki soru söyle ya. Söyle. Çok kolay bir şeyden başlatıyorlar. Mesela bir 3'ün karesini 4'ün karesini aldırtıyorlar. Yani çok çok temel şeyler. Tamam. Ondan sonra bunun üzerine kurulum yapıyorlar. Böyle bir konu üzerinde. Ben açıkçası bayağı zorlanmıştım bazı mülakatlarımda ama genel olarak ortalama geçtiğini söyleyebilirim. Sonra bu da ona 16 Aralık arası oluyor. Bu arada tarihleri de söyleyeyim. Benim sınavım 2 Kasım'daydı. 10-16 Aralık arası mülakatlarım vardı. Başvuru süreci o ilk niyet mektubu da 15 Ekim'e kadar gönderilmesi gerekiyordu. 10 Ocak'ta da benim kabulüm geldi. Sen YKS'ye de girdin bu arada. YKS'ye de girdim. Ne yaptın? Ben 4000 yaptım. Ek puanına 650 gibi bir şey çekiyor sıralamada. Evet. Ha, ek puanları al bedavadan. Ha, ne güzel dünya ya. Hem Oxford'dan kabul, hem TÜBİTAK'tan şeyler, olimpiyatlar. Peki günde sen ortalama ne kadar çalışıyorsun yani? Şu an 5 dakika çalışmıyorum. Artık şu an çalışma abi, gideceğiz zaten bir daha. Bıktı artık. Normalde ortalamada bir günde kaç saat çalışıyorsun kadar? Ya bunun bir saati yok. Olimpiyatları, sınav, GK sezonu. Geçen sene benim milli takıma girme hedefim vardı. Artık dedim ki ben kafaya koydum bunu yapacağım. Saat akşama kadar çalışıyordum. Yani böyle sosyal medya yok, bir şey yok. O dönem biraz stresli ve şeydi. Sonra benim komik hikayelerim var tabii. Ondan sonra işte bir tek o dönemler. Bir de sınav öncesi dediğim gibi. Saat akşama kadar çalışıyorsunuz. Başka hiçbir şey olmuyor. Böyle sosyal medya yok. Ya 10 saat falan çalışıyor musun yani? 10 saatten fazla oluyor. Gerçekten mi? 10 saatten...
Bir de ya matematik olimpiyatı için konuşuyorum bunu. Diğer olimpiyatlar için bilemem. Genelde çalışmanız düşünmeye dayalı oluyor. Mesela bir şey oturup ezberlemiyorsunuz. Mesela AYT veya TYT çalışmak gibi değil. Soru çözmüyorsunuz. Bir soru var. 1,5-2 saat düşünüyorsunuz. Nereye kadar giderse. Bazen 3 gün 4 gün düşünüyorsunuz. Bazen ben 2 hafta düşündüğüm soruyu bilirim yani. Hocam ben çok teşekkür ediyorum hakikaten. Geldin Eskişehir'e kadar. Oxford'a da gidişinde sana başarılar diliyorum. Burada bir parantez daha açayım. Şey yanlış anlamışsın. Elbette her kurumumuzun hatası var. Her kurumda eksikler. Ama TÜBİTAK ben hani bu olimpiyatlar olsun, projeler olsun birazcık düzgün işler yapmaya çalışan bir kurum olduğunu düşünüyorum. Evet. Hani oradaki bu ekipler çok güzel. Çok fazla başarı da imza attılar bu arada. Son yıllarda olimpiyatlarda da. Olimpiyatlarda evet. Evet. Projelerde de gerçekten bizim Türkiye tarihindeki. Bu senede bir altın beş gümüş var. Çok çok iyi bir sonuç. En yüksek dereceler alınıyor. Bence mutlaka gidip inceleyin. Özellikle lise çağındaki üniversite öğrenciler için de çok fazla fırsat var. Çoğu kişi de bilmiyor bunu. Oralara katılmak da inanılmaz bir tecrübe hocam. Kazanamasan evet, ne olacak yani? Kaybedecek bir şeyiniz yok sonuç itibariyle. Bir tecrübe oldu. Aynen. Onların linkleri de aşağıya koyayım. Orada da gidip bakabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Eminim çok güzel işlerini atacaksın. Çok sağ olun. Oxford'da görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.